Değerli izleyenler, Çamlıca TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben 9. sınıf öğrencisi Nisa Güzelay. İş yerinden programımızın 9. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yayınımızı Yavuz Eczanesi'nden yapıyoruz. Konuğumuz eczacı Sayın Cüneyt Yavuz. Merhaba Cüneyt Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz Cüneyt Bey. Bize biraz kendinizden ve mesleğinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1978 yılında Şanlıurfa'da doğdum. 6 çocuklu ailenin son üyesi olarak. İlkokulu Şanlıurfa'da Atatürk İlkokulu'nda okudum. Daha sonra Anadolu Lisesi'ni kazandım. Orta ve liseyi Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra 97 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandım. 2001 yılında mezun olup Şanlıurfa'ya geri döndüm. O günden bugüne de eczane eczacılığı olarak mesleğimi icra etmekteyim. Cüneyt Bey, eczane açmak için ilk şart eczacı olmak. Peki eczacılık fakültesini bitiren herkes eczane açabilir mi? Bunun kriterleri var mı? Ne tür bir yol izlenmesi gerek? Ayrıca eczane açmak istemeyen biri nerelerde çalışabilir? Başka çalışma alanları var mı? Bu soruya şöyle cevap verelim. Lise ayağından başlamak gerekiyor. Öncelikle eczacılık mesleğini seçebilmek için sayısalcı bir kimliğe sahip olmak gerekiyor. Lisede 9. sınıftan sonra tercih yaparken kesinlikle sayısal bölümüne yönlenmek gerekiyor. Tabii ki sayısal bölümüne yönlenilmesinin sebebi eczacılık fakültesinde okutulan derslerin sayısal ağırlıklı dersler olması. Fizik, kimya, biyoloji. Daha sonra eczacılık fakültesi kazanılırsa şayet bu 3 temel ders ayaklı öğrenim görülüyor. Eczacılık fakültesinden mezun olduktan sonra sadece eczane eczacılığı olarak çalışmasına şart değil. Zaten eczane açmanın şu an belli kriterleri var. 2012 yılında çıkan bir yasadan sonra 3500 kişiye bir eczane olacak şekilde şehirlerde eczane açılmasına müsaade edildi. O yüzden şayet o nüfus yoğunluğu yoksa eczane açılamıyor. Ama 3500 kişi her yıl eklendiği zaman nüfusa bir eczane açma hakkı doğuyor. Tabii eczacılık mesleği sadece eczane eczacılığına yönelik bir meslek değil. Onun haricinde bizim eczacılık fakültesinde gördüğümüz derslerde ilaç fabrikalarında da eczacı olarak çalışabilir. Kimya fabrikalarında da çalışabilir, kimya endüstrisinde. Onun haricinde hastanelerde de, hastanelerin eczanesinde de eczacı olarak çalışılabilir. Sosyal güvenlik kurumu gibi ilaç bölümlerinin, reçetelerin incelendiği bölümlerde de eczacı olarak çalışılabilir. Cüneyt Bey, eczane deyince aklımıza ilk olarak tabii ki ilaçlar geliyor. Ama eczanelerin ilaç satışı dışında da hizmetleri bulunuyor mu? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki biz eczacılık eğitiminde zaten ilacın ilk yapılış aşamasından hastaya sunum aşamasına kadar olan tüm evrelerini eğitimini alıyoruz. Tabii sadece bu ilacın yapılış ve sonra hastaya sunuluşunda olan kısım haricinde de birçok vazifemiz var. Öncelikle eczacı en yakın sağlık danışmanımız. Bir insan hasta olduğu zaman ilk danışacağı kişi, ilk basamak eczacılık. İnsanlar bize danışır, biz bu konularda kendilerine yardımcı oluruz. Yani toplumda avam bir şey var maalesef, işte diplomalı bakkallık diye. Aslında kesinlikle böyle değil. Sadece ilaç sunmuyoruz, biz ilaç hakkında insanlara bilgi de veriyoruz. İlaçların yan etkileri, oluşabilecek çapraz etkiler, gelişebilecek komplikasyonlar, önceden bir hastalığı varsa onunla etkileşebileceği, farklı bir ilaç kullanıyorsa onun yanında o ilacı kullanamayacağı gibi. Örneğin hasta gebe ise bu konuda doktorun haberi yoksa, bir ilaç yazılmışsa bu konuda uyarabiliyoruz. Ya da hasta başka bir ilaç kullanıyor ama doktorun reçete yazarken o ilaçtan haberi yoksa, biz eğer bizim hastamızsa önceden o ilacı kullandığını biliyorsak o konuda uyarılar yapabiliyoruz. Yani ciddi bir danışmanlık hizmetimiz var hastalara karşı. Son zamanlarda alternatif tıp ve bitkisel ilaçlara karşı bir ilgi oluştu. Bu hususta nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle benim bu soruya vereceğim cevaplar benim görüşlerim. Bu konuda doktorların ve eczacıların farklı görüşleri olabilir. Ben kendi kanaatimi bildireceğim. Öncelikle alternatif tıp diye bir terimin doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Günümüzde kullandığımız modern tıp kavramı yeterlidir. Zaten tıp tektir.
bunu parçalara bölmenin bir anlamı yoktur. Modern tıp dediğimiz günümüzde kullanılan tedavi şeklinin bir metodolojisi var. Nedir bu metodoloji? Hekimler hastalığı teşhis ederler ve bu hastalığın tedavisine yönelik bir tedavi belirlerler. Bunun ilaçlarını yazarlar ve biz eczacılar da bu ilaçları hastalara ulaştırırız. Peki bu ilaçların hastalara sunum şekli nasıl oluyor? Nasıl hazırlanıyor? Şimdi günümüz tıbbında bir ilacın hastalara sunulabilmesi için önce bir laboratuvar ortamında ilaç şirketlerinin bu ilacı hazırlamaları gerekiyor. Daha sonra bu hazırlanan ilaç hayvanlar üzerinde deneniyor. Hayvanlar üzerinde denenirken bunların yan etkilerine bakıyor. Daha sonra gönüllü insanlar üzerinde bu ilaçlar deneniyor. Belli bir müddet bu kullanım süreleri sonunda yan etkilerine ve etkilerine bakılıp bunlar hazırlandıktan sonra Amerika'da bulunan FDA dediğimiz Food and Drug Association ilaç ve gıda organizasyonuna sunuluyor. Oradan onay aldıktan sonra tüm dünyada satışa sunulabiliyor. Ama bizim alternatif tıp ve geleneksel tıp dediğim şey de insanların geçmiş tecrübeleri dışında bir hastaya tedavi sunabilecek bir metodumuz yok. Tabii bu demek değildir ki bizim geleneksel tıpta kullandığımız ürünler boş olacak, çöpe atılacak. Hayır, insanlığın tecrübeleri önemli. Neden önemli? Çünkü insanoğlu var olduğundan beri hasta olduğu için bunun tedavi yöntemlerini aramış. Tabii ilk zamanlarda insanoğlu var olduğunda bunları nereden aramışlar? Çevrede bulunan bitkilerden, ortamlardan, hayvansal ürünlerden bunu deneme yanılma yöntemleriyle bulmuşlar. Açıkçası bizim şu an konforumuz da onların o deneme yanılma yöntemleriyle öğrendiği geleneksel tıptan gelen tedavi sonuçlarının biz konforunu yaşıyoruz. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Örneğin insanlar söğüt ağacının kabuğunun yediklerinde toz haline getirip bir şeye karışıp yediklerinde ağrılarına iyi geldiğini, ateşlerini düşürdüğünü fark etmişler ve bunu ateş düşürücü, ağrı kesici olarak kullanmışlar. Daha sonra 1800'lü yıllarda tıp gelişmeye başladıktan sonra buna sebep olan şeyin söğüt ağacının içindeki asetil salisilik asit dediğimiz madde olduğunu keşfetmişler ve bunu aspirin adı altında şu an bildiğimiz piyasaya sunmuşlar. Bu şekilde tabii geleneksel tıbba da şu şekilde önem vereceğiz. Asla modern tıbbın bir alternatifi olarak değil, destekleyicisi olarak. Çünkü modern tıpta tanılar, teşhisler ve uygulanan tedaviler çok kritik ve bilimsel. Nasıl? Örneğin bir tansiyon hastasında doktorumuz hipertansiyon tedavisine 10 miligramlık bir tedavi verebilir. Hastanın tansiyonu çok düşüyorsa bunu 5'e indirebilir. 5 miligrama, bakın gram demiyorum, miligram. Bunda bu sefer tansiyonu yükselebilir. Bunlar kritik şeyler. Ama siz tutup hastaya dediğinizde şu bitkiden al, kaynat, 3 bardak iç. Bu bitkinin içindeki tansiyon düşüren madde ne? Kaynattığınız zaman suya ne kadar geçiyor? Sudan içtiğiniz zaman vücudun bundan biyoyararlanımı ne? Bunlarda kesin veriler yok. O yüzden biz bu tedaviyi alıp doktorun verdiği tedavi yerine koyarsak maazallah hastada çok ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. O nedenle bunları doktorun tedavisinin yerine alternatif değil, belki destekleyici olarak verilebilir. Ama bu destekleyici alternatif tıp, geleneksel tıp dediğimiz ürünleri de bitkisel ilaçları alırken kesinlikle doktor ve eczacımıza danışmamız gerekiyor. Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Her mesleğin kişinin ilgi ve yeteneğine uygun olması gerek. Eczacılık mesleğini seçecek biri hangi özelliklere sahip olmalı? Şimdi her insana Allah'ın verdiği belli bir yetenek vardır. Kimi insan bunu sayısal olarak, kimi sözel olarak, kimisi sanatta kullanabilir. Bir kere bunun öncelikle güzel bir rehberliğinin yapılması lazım. Okullara düşen, ben eğitimimize düşen birinci görev olarak ben bunu görüyorum. Kişi yatkın olduğu şeye doğru yönelmeli. Tabii bunda sosyoekonomik durumlar da çok önemli. Şimdi ekonominin çok iyi olmadığı ülkelerde insanlar çocuklarının ileride daha rahat para kazanabileceği, maddi olarak zorluk yaşamayacağı mesleklere yöneliyorlar. Bu konuda da para kazanma konusunda da ileride sıkıntı yaşanmayacak şu an bir meslek kaldı diyebiliriz. O da tıp. O yüzden herkes çocuğunun doktor olmasını istiyor. Tabii bu kadar okul okuyan öğrencinin hepsinin doktor olma ihtimali yok. Buna gerek de yok. Türkiye'nin en zeki insanların doktor ya da eczacı olmasına da gerek yok. Ya da diş hekimi olmasına.
Herkes sevebileceği mesleği yapmak zorunda. Çünkü bir insan mutlu olmak istiyorsa, işinden zevk almak istiyorsa, sevdiği mesleği yaparak bunu elde edebilir. Şayet sevdiği mesleği yaparsa, bu iş hayatında da başarı getirir, aile hayatında da mutluluk getirir. Kişinin daha mutlu bir hayat yaşamasını sağlar. Bunu liseden başlayarak, kişinin sözel ve sayısal yatkınlığına bakarak, bir kere bir ayrıma girecek. Daha sonra biz eczacılık üzerinden gittiğimiz için sayısala şayet yöneldiği zaman bunda da belli aşamalar var. Kişi matematiğe yatkınsa bunun mühendislik fakültelerinde değerlendirmesinde fayda var. Ama fen bölümlerine yatkınsa bunu tıp, eczacılık ve diş hekimliğinde değerlendirilebilir. Çünkü bu üç meslek dalının buna biyoloji de dahil, moleküler biyoloji ve genetik de dahil. Bu meslek dallarında kimya, fizik, biyoloji ağırlıklı ilerleyecek. Bu üç ders dalına yatkınlığı olan insanların bu mesleklere yönelmesini ben tavsiye edebilirim. Buna eczacılık da dahil. Her mesleğin kolay ve zor yanları vardır. Eczacılık mesleğinin zor yanları nelerdir? Şimdi günümüzde hangi meslek grubuna gitseniz genelde olumsuz yönlerinden bahsederler. Aslında biz gençlere mesleğimizi olumlu yönlerini daha çok ağır basmamız gerekiyor anlatırken. Çünkü gençlerin umuda ihtiyacı var. Biz umutlu olursak, gençler umutlu olursa işlerini daha güzel yapabilirler ve hem mesleklerini, hem çevrelerini, hem de ülkemizi daha güzel hale getirebilirler. Evet, eczacılık mesleğinin zor yanları da var. Ama ben 20 yıldır eczacılık mesleğinin içindeyim. Güzel yönleri daha fazla. Ben mesleğimi seviyorum. Mesleğimi sunarken, insanlara danışmanlık yaparken, hastaların şifa bulmasına aracılık eden basamaklardan biri olarak bunu yaparken zevk alıyorum. Zor yanları var mı? Var. Ama her mesleğin zor yanı var. Ben bir kere gençlere şunu tavsiye ediyorum. Eczacılığı seçeceğiniz zaman şu gözle bakmayın. İşte biz eczanemizi açarız. Eczanemizi açtıktan sonra kalfamız oturur. İşte reçeteler gelir verir. Ben gezip tozarım. Böyle bir durum yok. Ben 20 yıldır eczacıyım. Sabah eczanemi açarım, akşam kapatırım. Genelde hep işimin başında bulunmaya çalışırım. Çünkü kritik anlarda o eczacı danışmanlığının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zor yanlarını şundan bahsedebilirim. Bizim mesleğimiz eczacılık mesleği dışında başka şeylerle de ilgilenmek zorunda. Nedir bu? Esnaflık. Biz aslında yarı kamu hizmeti veren bir mesleğiz. Hem bir esnaflık yönümüz var, serbest meslek, ama kamu hizmeti de kamudan gelen reçeteleri, hastalıklara yönelik tedavi aracı olduğumuz için aynı zamanda bir yarı kamu kuruluşuyuz. Zor yanımız şu olabiliyor, aynı zamanda muhasebe bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda insanlarla iletişimi bilmemiz gerekiyor. Personel çalıştırıyoruz, aynı zamanda patronluk kurallarını bilmemiz gerekiyor. Bu gibi zorluklarımız var. Ama güzel yönlerimiz, artı yönlerimiz ve eksi yönlerimizi bir araya getirince ben iyi ki eczacı olmuşum diyorum. Özellikle gençlere tavsiye ederim. Ama şöyle bir durum var. Herkesin hayali eczacılık mesleğini kazandıktan sonra eczane açabilmek. Artık eczane açabilmenin belli kuralları var. Biraz önce bahsetmiştim, nüfusa göre eczane sayısı. Şu an nüfusu artışına göre yıllık eczane ihtiyacı Türkiye'de 500 civarı. Ama mevcut fakültelerden mezun olan eczacı sayısı 5000'lerde. 500 tanesi eczane açabiliyor. 4500 her yıl 4500 gencimiz eczane açmak için sıra beklemek zorunda kalacak. Ve bu gitgide birikiyor. Ve bu bir hayal kırıklığına yol açabiliyor. O nedenle eczacılık mesleğinde, eczacılık fakültesini yazarken gençlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Böyle bir hayal kırıklığı yaşamamaları için. Son olarak bizleri izleyen gençlere tavsiyeleriniz varsa onları da dinlemek isteriz. Gençlere tavsiyem şu olacak. Ben de 4 çocuk babası bir insanım. Bir oğlum moleküler biyoloji ve genetikte okuyor. Kızım lisede, 2 oğlum da ortaokuldalar. Öncelikle iyi bir insan olunmasını tavsiye ediyorum. İyi bir insan olmadan iyi bir meslek sahibi olmanın hiçbir anlamı yok. Öncelikle iyi bir insan olacağız. Ailemize, çevremize, eğitim gördüğümüz kurumdaki öğretmenlerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Saygı ve sevgi çerçevesinde haklarımızı bilerek, kendimizi ezdirmeyerek ama saygı sınırlarını da aşmayarak, o özgüveni kazanarak
İyi bir insan olduktan sonra zaten hangi mesleği yaparsanız yapın başarılı olacaksınız. Ve sevdiğiniz meslekse. Şimdi ticarette bir kural vardır meslek sahibi olduktan sonra. Başarılı olmak için ya tek olacaksınız ya iyi olacaksınız. Artık meslek gruplarında o kadar çok insan meslek sahibi oluyor ki tek olma şansımız yok. Başarılı olmak için mesleğimizi iyi yapmamız lazım. Ama bizim birinci hedefimiz mesleğimizde sadece başarılı olup para kazanmak değil, iyi bir insan olup insanlara faydalı olabilmek. Vakit ayırıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Mesleğinizle ilgili bizimle paylaştığınız bilgiler çok kıymetli. Eczacılık mesleğine yıllarını vermiş birinden dinlemek bize çok şey kattı. Eczacılık mesleğini tercih etmek isteyen öğrencilerimizin akıllarındaki soru işaretlerini çoğunlukla giderdiğimizi düşünüyorum. Umarım tüm izleyenler için de faydalı olmuştur. İş hayatınızdaki başarılarınızın devamını dilerim. Sevgili Çamca TV izleyenleri, bu haftalık iş yerinden programının sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bir velimiz, yeni bir öğrencimiz ile hazırlayacağımız iş yerinden programımız ile ekranlarınızda olacağız. Tercihlerinizin sizlere keşke değil, hep iyi ki de dütmesi dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.